Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat örgütü MIT. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 1926 tarihine kadar geçen dönem içinde haber alma çalışmaları ordu müfettişlikleri istihbarat şubeleri tarafından yürütüldü. 1925 yılı sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, gelişmiş devletlerdeki gibi çağdaş bir istihbarat örgütü kurulması talimatını verdi. Bunun üzerine Avrupa ülkelerinde eğitilen kadroların da katılımıyla Genel Kurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak'ın 6 Ocak 1926 tarihli emri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kuruldu. Teşkilat 5 Ocak 1927 tarihinde şeklen İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. 6 Ocak 1926 ile 5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem çalışmaları dönemin yöneticileri tarafından riyasetin kuruluşuna hazırlık dönemi olarak değerlendirildi ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927 tarihi Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin kuruluş tarihi olarak kabul edildi. Başkanlığına da Şükrü Ali Ögel getirildi. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içerisinde birkaç kez küçük yapısal değişiklikler geçirdi ve 1965 yılına kadar Türkiye'nin istihbarat faaliyetlerini yürüttü. 22 Temmuz 1965 tarihinde devletin milli güvenlik politikasının hazırlanması ile ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla TBMM tarafından 644 sayılı kanun kabul edildi ve bu kanun ile kuruluşun adı Milli İstihbarat Teşkilatı olarak değiştirildi. Kanun ile MIT'in bir müsteşar tarafından yönetilmesin ve müsteşarın kanun ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece başbakana karşı sorumlu olması öngörüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı, kısaltılmış adıyla MIT, yaklaşık 19 yıl süreyle faaliyetlerini bu kanunun hükümleri doğrultusunda yürüttü. Ancak Hızla değişen ve gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu amaçla 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çıkarıldı ve kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanunun 4. maddesinde miting görevleri şu şekilde anlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakan'a tekliflerde bulunmak, kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine, teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak, genel kurmay başkanlığınca silahlı kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı yapılacak protokole göre genel kurmay başkanlığına ulaştırmak, milli güvenlik kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, istihbarata karşı koymak. Milli İstihbarat Teşkilatı, kendi içerisinde 6 birime ayrılır. Bu birimler Güvenlik Tahkikat Başkanlığı, İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı, Dış Operasyonlar Başkanlığı, Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı, Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı, Sinyal İstihbaratı Başkanlığı'dır. Güvenlik Tahkikat Başkanlığı Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütür. İstihbarata karşı koyma başkanlığı, yabancı devlet istihbarat servisi kurum kuruluş ve şahısların Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesiyle görebilir. Başkanlık bu amaçla kontr-espionaj çalışmaları yürüterek espionaj faaliyetlerinin hedefi olan kamu ve özel sektör kurum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürür. Dış Operasyonlar Başkanlığı, Türkiye'nin stratejik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesiyle görevlidir. Başkanlık, yurt içi ve yurt dışı birimlerle birlikte çalışmalar yapar. Türkiye'nin milli güvenlik stratejisini destekleyen çizgide ve siyasi konjonktürle paralellik arz edecek şekilde çalışmalarını sürdürür. Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı başta terör örgütleri ve terörist faaliyetler olmak üzere Türkiye'nin milli gücüne yönelik tehditlere karşı güvenlik istihbaratı toplamakla görevlidir. Başkanlık tarafından yurt içinde ve yurt dışında toplanan istihbarat güvenlik tedbirlerinin alınması ve tehdidin bertaraf edilmesi için kullanılır. Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı 2937 sayılı kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla her türlü teknik istihbarat, usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veriyi toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmakla görebilir. Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, muhabere ve muhabere dışı sinyalleri kullanarak erken, ihbar ve ikaz bilgileri de dahil olmak üzere sinyal istihbaratı üretmekle görevlidir. Başkanlık bu amaçla haberleşme ve radar sinyallerini yakalayarak bu sinyalleri analiz eder ve istihbarata dönüştürür. Dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olan MIT'in şu anki personel sayısı yaklaşık 8000'dir ve başkanı Hakan Fidan'dır. MITin gerçekleştirdiği bazı operasyonlara göz atalım. 200 kişilik bir MIT ekibi İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etmiş, üçer kişilik beş ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlenmişti. Bilgiler emniyetle paylaşılınca 7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kız yakaladı. Casuslar Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle görevliydi. Bir diğer operasyon ise Çay Bardağı Operasyonu'dur. Birinci Körfez Savaşı'nda Saddam'ı deviremeyen ABD bu kez kaleyi içten fethetmeye karar verir ve 1996 yılında ABD'li yetkililer Türk hükümetine bir ricada bulunurlar. CIA kontrolündeki 2500 seçilmiş Kürt pasaportsuz olarak Türkiye'ye sokulur. Türk yetkililer pasaportsuz olarak bu kişileri yurda kabul ederler. Ancak bir şartları vardır. Bu kişilerin parmak izlerini almak. 2500 kişinin parmak izleri alınır ve emniyet arşivlerine kaldırılır. Daha sonra CIA bu insanları Guam adasına götürerek orada askeri ve siyasi eğitime tabi tutar. Yıllar sonra MIT yetkilileri Barzani'den Kuzey Irak'taki aşiret reisleri için bir yemek tertip etmesini ister. Barzani bunu kabul eder. Düzenlenen yemekte garsonluk yapmak için 3 araçlık bir met ekibi Ankara'dan yola çıkar. Önce Diyarbakır'a uğrar, oradan da Irak'a geçerler. Mit ajanlarımız, aşiret reisleri yemek yedikten sonra onlara çay ikram eder. Çay içtikleri bardakları ise çok dikkatli bir şekilde isim isim etiketleyerek kutulara koyar ve Ankara'ya getirirler. Bu bardaklar incelemeye alınır ve üzerlerindeki parmak izleri Guam adasına götürülen 2500 kişinin emniyet arşivinde saklanan parmak izleriyle karşılaştırılır. Karşılaştırmanın sonucunda ise aşiret reislerinden 17'sinin yıllar önce CIA'yı Türkiye'ye sokup oradan da Guam adasına götürüp eğittiği insanlardan olduğu ortaya çıkar. MIT'in yaptığı iddia edilen bu operasyonda istihbarat tarihimizde çay bardağı operasyonu olarak yerini alır. Anlatacağım son operasyon ise Erbil Valisi suikastıdır. 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan hain bir pusuda şehit edildi. Suikastı yaptığı iddia edilen örgütler böyle bir saldırı planı yapabilecek ve icra edebilecek askeri kapasiteden uzak olduğundan suikastı CIA'in gerçekleştirdiği Büyük bir kesim tarafından ileri sürülmüştür. İddialara göre Gaffer suikastı yapılmadan önce ABD'de başkana düzenlenecek olası bir suikast için CIA ve FBI ortaklaşa bir tatbikat yapar. Tatbikat için iki ekibi ayrılırlar. İlk ekip saldırgan rolünde, ikinci ekip koruma rolündedir. Mizansen'e göre başkan arabasıyla ile ilerlerken onu motorize ekipler koruyacaktır. Başkanın arabasının önünde ve arkasında ilerleyen motorlu ekiplere el bombalı ve çapraz ateşli bir saldırı yapılacaktır. Daha sonra doğrudan başkan hedef alınacaktır. Koruma rolündeki CIA ajanları ise bunu engelleyecektir. CIA bir gövde gösterisiyle bu tatbikatı yapar ve operasyonun artı ve eksi yanlarını analiz ederek dosyayı arşive kaldırır. İşte o tatbikatın yapılma şeklinin aynısını Gaffa Rockgun suikastında da görüyoruz. Yine bir iddiaya göre Gaffar Okan'a suikast yapıldıktan 36 saat sonra Ankara'dan bir MİT ekibi yola çıkar. Diyarbakır'da özel kuvvetlerden bir subayın da katılımıyla ikinci bir toplantı yapılır ve ardından tam teçhizatlı bir şekilde Irak'a hareket edilir. Gaffar Okan nasıl şehit edildiyse aynı şekilde CIA bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Irak Kürdistan Demokrat Partisi Merkez Komite Üyesi ve Erbil Valisi'nin Frans Halili'ye suikast yapılır. Arabasında kafasına sıkarlar. Yani ABD tarafından yollanan mektup geri postalanmış olur. Bu operasyon da istihbarat tarihimizde Erbil valisi operasyonu olarak yerini alır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.